Komutlar yapamayacak hiçbir şey yoktur. Ben en çok şuna kızıyorum. Ben değişemem. Ben ashabiyim. Ben buyum. Beni böyle kabul et. Hayır. Bu yanlış. Niçin yanlış? O ki değişemeyecektir. Hata ben baştan alıyorum. Hayatın içeriği de lazım olsun diye evde de. Ben düzelemem. Ben buyum. Hanım beni böyle idare et. Hayır. O ki düzelemeyecektin, değişemeyecektin. Allah sana niye değiş diyor? Değişilmeyecek şeye teklif edilir mi? Teklifi malayutaktır. Size diyor, teklifi malayutak yapılmamıştır. Yani yapamayacağım bir şey teklif edilmemiştir. Cenab-ı Hak mesela diyor ki, El-Kazimine gazi ve lafina aninnas. İnsanları böyle affedenler, gazilerini yutarlar diye böyle bir model çıkartıyor. Yapabilirsin. Şimdi Risale-i Nur'dan nasıl istifade ederiz? Bu Risale-i Nur'a inancınız nispetinde fark eder. Yani bu asıl imamıdır. Asıl bir tefsiridir, mücedididir. Bu inancın seviyesi kadar bağlılığın olur. Bağlılık nispetinde şefkin olur okumaya. Ama sıradan bir Kur'an tefsiridir. Bir ahlak anlatıyor. Ya, bir şeydir, cemaattir falan. Okuyamazsın. Zor okursun. Çünkü sıradan bir şey bakılırsa bir şeye, sıradan bir muamele beyin salgılama yapar. Sıradan bir inanç olursa, ilk önce meseleyi temelde dini çerçevede düşüneceksin Risale-i Nur. Hakikaten Risale-i Nur din ne diyor, Kur'an ne diyor, hadis ne diyor diye. Bunun cevapları var orada da. Yani her asırda bir mücedidi din geliyor. Mücedidi din geliyor. Dinin yenileyicisi, yani dinin esas hatlarında sabit ama ikna ve izah metodu farklı. Örneğin İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında muhatabı ben göstereyim ki cemiyeti tanıyalım. Şunu sorardı. Aynı kitapta geçiyor. Efendim cennetin dördüncü tabakasını nasıl kazanabilirim diye sorarmış. Dördüncü tabakası nasıl kazanır? Muhatabı buydu yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin. Yani şimdi soruyorlar bana, bana soruyorlar, Allah'ı kim yarattı? Allah var mı? Gidip de gelen var mı? Değil mi? Allah'tan önce ne vardı? Bak sitede bu dersler var biliyoruz. Peki niçin bu derslere ihtiyaç oldu? Yani İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında böyle bir ders niçin yoktu? Bu adam bilmiyor muydu aşağı? Biliyordu mübarek zat. Muhataba göre ilaç verilir ve kılıç çekilir. Şimdi biz zaman farklı demek istiyor. O zaman ben hocayım. Tamam, kürsüden hitap ediyor. Muhatabım kim? Önümdekiler. Ben şimdi önümdekilere hitap ederken hiç onu kale almayıp 100 sene sonrakilere ders yapıyormuş gibi ders olur mu? Buradakiler ne diyecek? Bana bir kürsüye bir şey yapacak. Diyor ya. Yani efendim bu menduptur, bu mustahap mıdır soruyor. O adama ben diyorum ki Allah var mı dersi yapıyorum. Olur mu olmaz. Ha o zaman geçmiş asırdaki insanların eserleri o önündeki insanlara bakıyor. Nasıl ki kürseden hitap eden insan cemaate hitap ediyor. Cemaati beyninden silip de geleceğe hitap etmiyor. Dolayısıyla Risale'nin bu asıl eseridir. Risale'lere ne kadar değer ve emniyet verebilirsen, yani bu aslı tanıma noktasına o kadar alakan olur, sevgin olur. Sevgin oldukça sevgi uğrunda yapılamayacak bir şey yok. Bu temelde konduktan sonra, yani bu Risale bakışı, Risale-i Nur'dan istifadenin birincisi, Risale-i Nur'u nasıl anlıyorsun? Yani Risale-i Nur nedir yani? Risale bakışı nedir? Bu birincisi. Ya biz onu da geçiyoruz. İki, Risale'den istifade edebilmenin yolu, en kolayı okuma zaafımız var ki asıl belasıdır bu. Okuyanlarla beraber olacağız. Çok şey anlatılabilir ama evveci söylüyorum. İstifade etmek istiyorsan istifade edenlerle beraber olacaksın. Efendim, okumak istiyorsan okuyanlarla beraber olacaksın. Niye? Şimdi beraber dolaşıyoruz diyelim. Tamam, akşam. Ne yapacaksınız benim arabada? Ben ne konuşacağım? Poşetimde ne varsa onu konuşacağım.
Sağa sola gidince ben hadi bir haneye giderim der mi? Dolayısıyla mecbur bana tabi olacaksın. Bir gün tabi 2000 ya namaz kılmıyorsam ben çek arabayı diyorum namaz kılacağım. Örnek veriyorum. Beni çektin camiye kenarı. Ya ayıp olur da biz de kılalım da Müslüman evlatıyız yani. Geldiğim bir gün iki gün ha derken senin de ruhuna alıştı. Demek ki iyiyle İmam Rabbani Hazretleri söylüyorum. İyi olmak için ne yapmak lazım diye sormuşlar. O da böyle demiş mübarek. İyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olun. O da nedir? Haftada en az birkaç defa, bir iki defa dersi gideceksiniz. Ondan sonra Risale-i Nur böyle nefis istemez. Şeytanlar istemez. Erbaa habiseler istemez. Cinler istemez. Kötü arkadaşlar. O dolayısıyla bunu bildikten sonra biz de üçe ayırıyoruz kendimizi. Benim nefsim, benim ruhum, ben. Bu istemez. Bu ister. O zaman Risale-i Nur alacaksın böyle. Her gün onu ilk önce böyle almaya çok zorlanırsın. Sanki elektrik çarpmış gibi gitmez ya. Yani. Sonra açtıktan sonra 10 dakika direneceksin. 5-10 dakika sesli okuyacaksın. Hızlı bir de. Ha, sözlü. Ha, şimdi okuma şekline geçeyim. Külliyatı ilk okuyana tavsiyem lugata bakma. Bir kere böyle bir bitir. Sonra İkinci okumayı böyle de tekrar yapabilirsin ama merakın varsa, dayanamıyorsan ikinci okumayı lugatlı oku. Üçüncü okumayı mevzu araştır. Yani üçüncü sıra açtık. Mesela lugatsız iki defa okuyabilirsin. Lugat iki defa okuyabilirsin ama silah anlatmak için söylüyorum. Sonra mevzudan sonra paragraf açılımları. Şu paragraf nerede nasıl izah ediliyor? Bunun içindeki cümle nerede izah ediliyor? Cümle. Bir ilerisi mesela Ziya gibi sair letaifin naklinde letaif kelimenin açılımlarıyla meşgul ol. Sonra okuduğunu kendinde ağla. Ondan sonra seyri sey başlıyor. Peki buna verdiğinde mesela sıradan bir şey yaparsan buna zaman veremez. Elini uzatamaz. Ama buna verdiğin değer anlayışı abisinin işi var. O değiştiriyor. Ona bakışı değiştiriyor. Ya tabii o nispetle ortaya çıkar. Yani takva gökte verilmiyor. İrsi de değil. Anne babanızdan kalan miras da değil takva. İhlaslı olmak, faziletli olmak, iyi insan olmak. Belirli bir şey kadardır. %20-30 deniliyor. Yani eğer anne babanla büyümüşsen, güzel ahlak yaşanmışsa, diğerlerini sen kazanacaksın. Kazanımlardır. Okuyacaksın, istifade edeceksin. O zaman takva oldukça mesela takvası olmayanın taklası oluyor. Okusa da buradan aşağı inmiyor, tesir etmiyor. Yani zor yani. Çünkü ruh günahla beslenmişse nasıl şey alacak? Mesela batarya var arabaların aküle. Plakaları dökülse oraya ne kadar şarj etsem celan tutmuyor. Veya bataryada akü kıt kıt. Ama sağlam bir akü kapıyor. Sağlam bir akü. Orta akü kapıyor ama itmek üzere. O da öyle yani mesela. İnsan kalp bataryası gibi. Sağlam dersleri gidiyor, kitap okuyor. Namazı şöyle olur. Namaz. Namaz marşı basar. Orta kalp akü. Batarya. Namaz. Zor vakit çıktı. Bir, yani ceyran var ama marşı çevirmeyecek kadar kıt kıt çevirmiyor yani. Şarj edeceksin yani. Onu da hadiste ceddüd imanikum bilah. La ilahe illallah. İmanınızı tazeleyin. Çünkü sabit bir şey değil. Ama bu la ilahe illallah yani tesbih ederek tazelemekten farklı bir manalar da var değil mi? O zaman yapalım. Mesela bak. Çok güzel soru. Allah razı olsun. Güzel soru sorunlar. Ela bi zikrillah itetmeli kurup ayet var. Bunu tasavvufçular şöyle diyor. Bütün kalpler meali var ya. Allah zikretmeli mutmain olur. Buraya has kılmış. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bu yok mu manada? Var tabi Kur'an'da. Zikrin her çeşidini içine almış bu ayet. Ama buna has kılarsan o zaman kafaları koparmış olur. Tamam. Şimdi en büyük zikir
Kur'an namaz kılmaktır. Kur'an okumaktır. İlim yapmaktır. Sohbet yapmaktır. Ki sohbet yapılırken selam verilmez. Ezan okunurken selam verilmez. Namaz kılana selam verilmez. Kur'an okuyana selam verilmez. Yemek yene selam verilmez. Tamam. Ama bir şartla verebilirsin. Beni unuttular, çağırmıyorlar diye. Selamun aleyküm arkadaşlar falan yani. Şimdi bir şey verin. Şimdi aynı şeyi tekrar ettirmez ermanı aynı olsaydı. Bakın subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bu bir aynı kelam ama içerisi nihayetsiz mana mertebesi var. Her bir tadatta farklı bir alemi zikrediyoruz. Mesela Mehmet, Kayserili Mehmet. Kaç tane Mehmet var Kayseri'de? Ama isminiz aynı. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ama gir bakalım hangi Mehmet? Nüfus kağıdı gibi, tamam mı? Dolayısıyla bir subhanallah yıldızların ifadesiyken, mesela İmam Azam'ın subhanallahını yapayım ben. 2-3 tanesini. Elhamdülillah Allah ekberi de artık düşünün. İmam Azam seher vaktinde böyle semaya bakarken böyle yıldızların, kehkeşanın manevi böyle onu tefekkür ediyor. Bakıyor ki fevkalade bir nizam, intizam. Karışıklık içinde bir tane mükemmel bir intizam var. Çarpmıyor, çarpıştırılmıyor. Sönmüyor, söndürülmüyor da. Bir böyle tarak saçtan geçer gibi geçiyor. Bir tanesinin insanını bozsa kainat felç olacak. Böyle mükemmel bir sistemi, kusursuz bir sistemi hayret ediyor yani. Tefekkür ediyor. İçine alıyor onu. Tefekkür ediyor. O tefekkür ettiği, hazmettiğini dışarıya, volkan gibi dışarıya vuruyor. Ne diyor? Subhanallah. Subhanallah ama o alemi hazımdan çıkan dışarıya subhanallah. Sonra iniyor aşağıya. Dağlara bakıyor. Hayvanlara bakıyor. Nebatata bakıyor. Bu kadaka aynı sistem işte. Bunu tefekkür ediyor. O alemde de hayran kalıyor. Oradaki mükemmel bir intizam. Mükemmel bir intizam. Mizan, tezyin, tasvir, taavun, tecavup yani. Bu kadar harika sıfatları onda görünce hayret ediyor. Hayret eden bir insan da hayretini ifade eder ya. Kardeşim ne olacak falan. Hiç beklemiyordu falan diye. O da ifade ediyor böyle. Subhanallah diyor. Peki o Subhanallah yıldızların alemiyken bu Subhanallah nebatat alemini, dağların alemini diyor. Dolayısıyla Subhanallah yani zikrediyoruz ama zikrin içeriği var. Mesela Kur'an en büyük zikir. Kur'an okumak, namaz kılmak. Ama Kur'an'ın okumak sünnettir. Ameli bilecek kadar, itikadın olacak kadar ki o bilgiye sahip olmak farzdır. Kur'an okumasan sana Allah hesap sormayacak. Sünnettir. Ama Kur'an'ın içerisindeki itikadın bilgilerini almamış olsan, amelini şey yapmasan, uymasan, gitti ya. Ha demek ki Kur'an okumak sünnetken, zikirken içini bilmek farzdır. İçini sana lazım olacakları zarureti farzdır. O zaman zahirde nüfus kağıdıdır. Böyle tam çekiyoruz ama nüfus kağıdının ifade ettiği mesela cilt no, sayfa no, anne baba doğum bilmem ne. Peki bunu ne kadar ifade ediyor? Senin ruh yapını, hayal boyutunu, duygularını, latifelerini, inancını, itikadını, amelin, ihlasını, sadakatını, takvanı ne kadar bilirler nüfus kağıdı hiç. O zaman zahirdeki kelam da içeriğine o kadardır. Onun için zahirdeki kelam kışır ruha ceset olduğu gibidir. Ceset ruha nasılsa öyle yani. Onun için ona has bırakmamak lazım ama tabii hepsinin makamı var. Mesela benim rahmetli büyük annem vardı 8 yaşında. Derdi ki uşağım bana bir şey ver ona diyebilir miyim Risale oku. Baba ne dedim? Hasbunallah çık. Ne kadar? 1000. Uyku yok. 1000 nerede? Bir günde bitirmiş. Gece gecüz. Uyku yok ki. Yaşlıların uykusu olmaz. 10.000 verildi. Baba ne bunu al? Var ya böyle. Zikir matik. Ha matik. Ha matik. Zikir matik. Öyle mi? Hadi öyle. Öyle mi? Zikir matik mi? Öyle diye aldık biz. Ondan sonra babaannem uyumuyor. 10.000 kaç bin defa yapmış. Şimdi ben ona bunu diyeceğim. Demek ki muhataba göre şey gelmiş böyle, bilmiyor 108 yaşındaki, ne anlar bunu anlasın. Ancak şunu derdi, uşağım, o peygamber aleyhissalatü vesselam, o bir mucizeleri var ya, onu anlattı. Allah aynı şeyi 100 defa anlattırdı. Hazreti Ali bir anlattı, o ne yaptı o kuyuda, ondan sonra şöyle yaptı. Her şey, duyguları galip. Kafalar şeyleri yok ama kalpleri gelişmiş. Onun için
Risale hakikaten içine alıyor. Zikir mesela. Ustad diyor ki sesten, manadan, suretten ruhani yaratıyor. Bunlar da zikrediyor. Mesela senin ağzından çıkanlar Allah ruhani yaratıyor. Ruhani yaratıyor. O da bir zikrediyor. Bakın o da bir zikir. Ağaçlar zikrediyor. Allah öyle diyor değil mi? Ondan sonra hayvanlar zikrediyor. Taşlar zikrediyor. Zikir hani bizim dediğimiz Sübhanallah yok baksana. Ağaçlarda duydunuz mu Sübhanallah? Duymadım. Ondan sonra su akarken zikrediyor. Yağmurdaki yağ vesaire. Melekler de zikrediyor. Zikretmenin hiçbir şey yok. Ha, o zaman zikir bu Sübhanallah'a sana bakan taraftır. Doğrudur. Hiç kimse mesela bazıları yanlış bir şey desin bile. Hocam öyle değil miydin? Doğrudur. Hemen rahatlıyor. Sana göre. Biraz sonra. Çünkü doğrudur deyince havasını alıyorum böyle. Rahat ediyor. Ondan sonra tabii ki sana göre. O zaman yani doğru veya yanlış veya doğrunun bir mertebesindeyse. Mesela diyelim ki ne demek istiyorum? Bu kaç kat var yukarıya? Üç kat fazla var. Şimdi bir tanesi şuradan bakıyor. Ne görür? Anlatsın telefonda. Üçüncü kattan aynı yöne baksa ne görür? O da anlar. Farklı şey anlatır. Şimdi bu aşağıdaki yukarıyı görmüyor diye. Yukarıdaki aşağıdakini de görüyor ama aşağıdaki yukarı ismi görmüyor. Cahil alimi tanımaz. Çünkü hiç alim olmamıştı. Ama cahil alimi, alim cahili tanır. Çünkü daha önce cahildi. Dolayısıyla baktığın yöre göre, durduğun yöne göre önüne konulanlar şey doğrudur. O zikirdir. O zikirdir. İşte zikir meratibi var. Bu konuştuklarımız zikirdir. Ama en zirve zikir Kur'an şey namaz kılmaktır. Eyleme dönüşmüş. İtikadın. Yani kalp süzgecinden geçmeyen bir amelle kalp temizliği olmaz. Bir daha söylüyorum. Amel süzgecinden geçmeyen bir itikad kalbim temizdir diyemez. Amel süzgecinden geçmesi lazım. Öyle bir inanç ki Allah hiç hatırına bile gelmiyor. Ama ben namaz kılarken Allah hatırlamıyorum da. Zor hatırlıyorum. Ömrümde namaz kılmasam Allah'ı mı hatırlayacağım? Namazda sonra hatırlıyoruz Allah'ı ya. Bir sürü şey gidiyoruz. Çekler, senetler. Yapamadığımız hesapları namazda yaparız böyle. Ha seninle alakalı bir şey söyleyeyim. 38 değil mi sizin plaka? Bak bir tane. Bak şimdi. 38 bir tane başında geçen arasyon. 38. Çok misal veririm. Bizim dershanelerimiz var Türkiye'de. Öyle talebeler. Talebe dershanesi var. Üniversite okuyorlar. Odalarında oturuyorlar. Tamam mı? Namaz vaktinde salonda toplanıyorlar. Derste toplanıyorlar. Herkes odasında. Bir odada 4-5 kişi, 2 kişi çalışıyor. İmam hatipli. Daha çok talebeler yani gelince o namaz kıldırıyor. İçeride talebe işte soru çözüyor. Çözemiyor yani. Uğraşıyor. Şuydu buydu. Tabii namaz vakti geliyor. Bırakıyor mesela şeyi. Geliyor şeye salona. Namaz o kıldırıyor. Ama kafası hala soru çözmekte. Çözememişti ya. Ama namazda hep çözdü. Şimdi namaz. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ağla orada. Errahmanirrahim. Allahu Ekber. Subhanallah. Ondan sonra burada çözmesin mi onu? Ne kadar uğraşmış ki? Tabii kafa orada. Ne demesi lazım namazdan kalkarken? Semihallahü lümen hamide. Demesi gerekirken 38 diye kalıyor. 38. O orada kalmış. O meşhur oldu 38 bizde. Gerçekten olmuş yani. Olmuş ya. 38. Sonucu 38. Sonucu olmuş. Sonucu bulmuş. Ne enteresan. Kendini çok vermiş orada.